Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Muhammed Şahin, kanalıma hoş geldiniz. A1 Dize 44. Dersimizi, video dersimizi yapacağız bugün. İlk parçamızın adı What is that smell? Okuyalım. What's that smell? It was a warm sunny day. She put a hat on to keep the sun out of her eyes. She needed to visit her bank. She walked down to the corner. There were four buildings at the intersection. One was her bank. Opposite the bank was a fast food restaurant. The other two buildings were a dry cleaner and an office building. Before she arrived at the corner, she could smell the fried chicken. The restaurant was open 7 days a week, and the odor of fried chicken was in the neighborhood daily. She was a vegetarian. She used to eat meat and fish, but that was before she found a dead cat in her dumpster one day. Of course, she had smelled the dead cat before she opened the dumpster lid. Everyone knows the smell of dead flesh. She knew that something in the dumpster was dead, but she didn't know what. Just in case it was a human, some people dump their babies into dumpsters, she opened the lid. She saw the cat. Flies covered most of it. They were enjoying their meal. She loved cats. She had two of her own. A week later, at a restaurant, she ordered a hamburger. She took one bite out of it and almost gagged. She spit it out. All she could think about was the smell of that cat. That was the day she became a vegetarian. What's that smell? Bu koku da ne böyle? It was a warm sunny day. Warm, ılık, ya ılık, sıcak, sunny, güneşli bir gündü. It was a warm sunny day. She put a hat on. Put on giyinmek, hat şapka, bir şapka giyinmişti. Niçin? To keep the sun, güneşi tutmak için, out of her eyes, yani güneşi gözlerinden uzak tutmak için. She needed to visit her bank. Yani bankasını, to visit, ziyaret etmesi gerekiyordu. Yani bankasına bir uğraması gerekiyordu. She walked down, yürüdü, to the corner, köşeye doğru yürüdü. There were, vardı, four buildings, dört tane bina vardı. At the intersection, yani kavşakta, buluşma noktasında, kesişim yerinde. One was her bank, bir tanesi her bank, onun bankasıydı. Opposite the bank, bankanın karşısında was, vardı, a fast food restaurant, bir fast food restoranı vardı. The other two buildings, diğer iki bina, were a dry cleaner, bir kuru temizlemeci, and an office building, yani hükümet binası, devlet binası, resmi binaydı anlamında. Before she arrived at the corner, gelmeden önce, she could smell, duyabildi, yani koklayabildi, kokusu burnuna geldi. The fried chicken, kızarmış chicken, tavuğun kokusunu alabildi. The restaurant was open, açıktı, 7 days a week, haftada 7 gün. And the odor ve koku of fried chicken, kızarmış tavuğun kokusu, was in the neighborhood daily, günlük olarak mahalledeydi. Yani her gün mahallede bulunduğu yerde duyulabiliyor anlamında. She was a vegetarian. O bir vegetaryandı. She used to, yapardı, ederdi. She used to eat, yerdi. Meat and fish, et ve balık yerdi. But ama, that was before, önceydi. She found a dead cat, found, bulmak. A dead cat, ölü bir kedi bulmadan önceydi. Nerede? In her dumpster one day, bir gün, in her dumpster çöpünde, ölü bir kedi bulmadan önceydi. Dumpster da bu arada arkadaşlar bildiğimiz mahalle çöpü demek. Hani oluyor büyük. Of course, tabii ki de, she had smelled, o koklamıştı, dead cat before. Yani ölü kedinin kokusunu daha önceden biliyordu. Before, önce, she opened the dumpster lid. Lid kapak demek, dumpster lid. Yani çöpün kapağını she opened, açmadan before, önce, ölü kedi kokusu nasıl olur? Yani bunu biliyordu. Bu kokuyu daha önce koklamıştı. Tanıdıktı, aşinaydı anlamında anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü had smelled diyor. Had geçmişin de geçmişi. Daha önceden bu kokuyla aşina olmuştu gibi. Everyone knows the smell of dead flesh. Everyone, herkes knows, bilir the smell kokusunu. Of dead flesh, ölü et, yani leş kokusunu herkes bilir. Flesh et demek. She knew that, o biliyordu. Something, bir şeyin in the dumpster was dead.
in the dumpster, çöpteki something bir şeyin was dead, ölü olduğunu she knew that biliyordu. But ama she didn't know, bilmiyordu what, ne olduğunu bilmiyordu. Just in case, hani olur ya just in case. Just in case it was a human, human yani insandır diye. İnsan olması ihtimaline karşın she o opened, açtı, delete kapağı açtı. Parantez içine okuyalım. Some people, bazı insanlar dump, atarlar. Their babies, bebeklerini into dumpsters, çöplüğe atarlar. She saw, gördü, the cat, kediyi gördü. Fly, sinekler, covered, kaplamıştı. Most of it, onun çoğunu kaplamıştı. They were enjoying, keyfini çıkarıyorlardı. Their meal, yemeklerinin keyfini çıkarıyorlardı. She loved, o severdi. Cats, kedileri severdi. She had, onun vardı. Two of her own, yani kendisinin de iki tane kedisi vardı. A week later, bir hafta sonra, at a restaurant, bir restoranda, she ordered, o sipariş etti. A hamburger, bir hamburger sipariş etti. She took, aldı. One bite, bir tane ısırık aldı. Out of it, ondan bir ısırık aldı. And almost, ve neredeyse gagged, yani istifra ediyordu, çıkarıyordu, dışarı boşaltıyordu yediklerini, gagged. She spit, tükürdü. Spit'in arkadaşlar, geç bir dakika bu arada, halleri var. Birinci, ikinci, üçüncü hali. Spit, tükürmek demek arkadaşlar, şöyle bir şey var. Normalde spit'in ikinci ve üçüncü hali, yazılı İngilizce'de spit. Konuşma dillerinde spit, spit da diyorlar. Yani birinci hali, ikinci hali de oluyor. Spit oluyor. Üçüncü hali de spit da diyorlar. Ama bu formal, resmi İngilizce spit. Bunu yazan arkadaş da düzeltmemiş. O yüzden she spat olacak. She spat it out, onu tükürdü. All she could think, onun bütün düşünebildiği, all she could think about was the smell of that cat. Onun bütün düşünebildiği that cat, o ölü kedinin the smell of, kokusuydu was. That was the day, gündü. Hangi gündü? She became a vegetarian. İşte o gün diyor, onun vejeteryan olduğu gündü. Evet arkadaşlar, partimiz bitti. Diğer partimiz my family's house, yani ailemin evi, okuyalım. My family's house. We have a nice house. It has three bedrooms. It has three bedrooms. It is a one-story house. It doesn't have any stairs. It doesn't have a second floor. It doesn't have a basement. It does have an attic. It has a chimney and a fireplace. It has a kitchen. It has a dining room. It has a living room. The living room has a big sofa and a big TV. Our living room is our family room. We watch TV together. We play games together. We play games like Scrabble and Monopoly. We enjoy those games. They are fun to play. We have a small front yard. We have a big backyard. We don't have a swimming pool. We don't have a garden. We have a two-car garage or garage. My mom has a blue Cadillac. My dad has a red Honda. I have a bicycle and a skateboard. My sister does too. She is a good skateboarder for a girl. We live on a quiet street. We never hear police sirens or fire sirens. I go to a nice school. Someday I will get married. I will own a nice house on a quiet street and I will have a swimming pool in the backyard. We have a nice house. Bizim hoş bir evimiz var. It has three bedrooms. Onun 3 tane yatak odası var. It has three bathrooms. Onun 3 tane banyosu var. Ben ilk okurken herhalde bunun ikisini aynı gördüm. Bathroom'u da bedroom olarak gördüm. It is a one story house. Tek katlı bir ev. It doesn't have any stairs. Onun hiç merdiveni yok. It doesn't have a second floor. Onun ikinci katı yok. It doesn't have a basement. Onun bir bodrum katı yok. Herhalde bu da doesn't olacaktı ama bilmiyorum. It does have, onun var, an attic, bir çatı odası gibi odası var. It does have an attic. It has a chimney, onun bir bacası var. And a fireplace, ve bir şöminesi var. It has a kitchen, onun bir mutfağı var. It has a dining room, onun bir yemek odası var. It has a living room, onun oturma odası var. The living room, oturma odasının has var. A big sofa, büyük bir kanepesi var. And a big TV, büyük bir televizyonu var.
Our living room, bizim oturma odamız, is our family room, bizim aile odamızdır aynı zamanda. We watch TV together, birlikte televizyon izleriz. We play games together, birlikte oyun oynarız. We play games like Scrabble and Monopoly, Scrabble ve Monopoly gibi oyunlar oynarız. We enjoy, hoşlanırız those games, bu oyunlardan hoşlanırız. They are fun, onlar eğlencelidir. To play, yani oynaması onları oynaması eğlencelidir. We have, bizim var, a small, küçük bir front yard, ön bahçemiz var. We have, bizim var, a big backyard, büyük bir arka bahçemiz var. We don't have, bizim yok, a swimming pool, bir yüzme havuzumuz yok. We don't have a garden, bir bahçemiz yok. We have, var, a two-car garage, iki arabalık garajımız var. My mom, benim annemin, has, var, a blue Cadillac, mavi bir Cadillac'ı var. My dad has, babamın var, a red Honda, kırmızı bir Honda'sı var. I have a bicycle, bir bisikletim var, and a skateboard, ve bir kaykayım var. My sister, kız kardeşimin, does too, kız kardeşimin de var. She is a good skateboarder, o iyi bir kaykaycı. For a girl, bir kız için iyi bir kaykaycı. Kardeşini burada kız olduğu için küçük görmüş. We live, biz yaşarız. On a quiet street, quiet dedi, sessiz bir sokakta yaşarız. We never hear police, sirens or fire sirens. We never hear, biz asla duymayız. Polis sirenleri ve itfaiye sirenleri duymayız. Şu an ben duyuyorum. I go to, giderim. A nice school, güzel bir okula giderim. Someday, bir gün. I will get married, evleneceğim. Get married, evlenmek. I will own, sahip olacağım. A nice house, güzel bir eve sahip olacağım. On a quiet street, hoş, sessiz, sakin bir sokakta güzel bir eve sakin olacağım. And ve I will have, benim olacak, a swimming pool, bir yüzme havuzum olacak, in the backyard, arka bahçede. Evet, diğer parçamız arkadaşlar, 2010 census, yani sayımları gibi. Hep birlikte okuyalım. The 2010 census. He opened his mailbox. He looked at the envelope. It was a US Census questionnaire. He shook his head. How long would this take? He wondered. He went back to his apartment. He opened the envelope. Another envelope was inside. He unfolded the questionnaire. He read the instructions. What a pleasant surprise, he thought. This looks easy. He only had to answer 17 questions. They were on the first two pages. He picked up a pen. He filled in the boxes for his name. He filled in the boxes for his date of birth. He filled in the boxes for his phone number. He answered the questions. How many people live in your home? Do you own or rent your home? What is your sex? What is your age? Are you Hispanic? What is your race? Do you live somewhere else sometimes? He marked an X in the correct boxes. He turned to page 2. He filled the boxes for his wife. He marked an X in the correct boxes for his wife. Where do I sign my name? He wondered. He looked at every page. There was no blank space to sign his name. He was done. That was easy, he thought. He folded the questionnaire. He put it into the big envelope. He sealed the envelope. The envelope said, postage will be paid by US Census Bureau. Liars, he thought. Another example of government lies. Who pays the workers at the US Census Bureau? We do, he thought. The taxpayers pay the workers. The taxpayers pay all government workers. Who pays for all the postage? We do, he thought. The taxpayers pay you for all the postage. No government agency pays for anything. Taxpayers pay for everything. The envelope should say, postage will be paid by you, fool. Okay. The 2010 census, 2010 seçimleri değil, nüfus sayımı. He opened, o açtı, his mailbox, posta kutusunu açtı. He looked, baktı, at the envelope, zarfa baktı, envelope, zarf. It was the US Census questionnaire. Bu, Amerika Birleşik Devletleri census, yani nüfus sayımı anketiydi. Questionnaire, anket demek. He shook, o salladı, his head, başını salladı. How long would this take? How long, ne kadar süre, yani this, bu, ne kadar süre
alacaktı, ne kadar sürecekti diye he wondered, merak etti. He went back, geri gitti, to his apartment, apartmanına geri gitti. He opened, açtı, the envelope, zarfı açtı. Another envelope, başka bir zarf, was inside, içindeydi. affedersiniz. He unfolded, unfolded da böyle bükmenin ziddi, bükülü olan bir şeyi düzeltmek. Yani katlanmış bir şeyi açmak gibi. He unfolded the questionnaire, neydi questionnaire? Anketi açtı. He read, okudu. The instructions, talimatları, yönergeleri okudu. Instruction, talimatlı demek. What a pleasant surprise. What a, ne de pleasant surprise. Güzel bir sürpriz diye he thought, düşündü. Pleasant, güzel demek, hoş demek. This looks easy. Bu easy, kolay gözüküyor. He only had to, o zorundaydı. He only had to answer 17 questions. 17 tane soruya sadece cevap vermek zorundaydı. Had to, zorunluluk. They were, onlar on the first two pages. Onlar ilk iki sayfadaydı. He picked up, aldı, a pen, bir kalem aldı. He filled in, doldurdu, the boxes, kutucukları, for his name. Yani isminin olduğu, ismini yazacağı bu kutucukları doldurdu. He filled in, doldurdu, the boxes, kutucukları, for his date of birth, doğum tarihi için olan kutucukları doldurdu. He filled in, doldurdu, the boxes, for his phone number, telefon numarası için olan kutucukları doldurdu. He answered the questions, sorulara cevap verdi. How many people, kaç tane people, insan, live, yaşar in your home? Yani evinizde kaç insan yaşar? Do you own, sahip misiniz? Or rent your home, ya da evinize kira mı ödüyorsunuz? What is your sex, cinsiyetiniz nedir? What is your age, yaşınız kaçtır? Are you Hispanic, siz İspanyol musunuz? Yani İspanyol değil, pardon. Yani Güney Amerikalı mısınız? Latin ülkelerinden mi geliyorsunuz? What is your race, ırkınız nedir? Do you live somewhere else sometimes? Sometimes, bazen, somewhere else, başka yerlerde do you live, yaşar mısınız? He marked an X, bir X işareti koydu ya da X olarak işaretledi. In the correct boxes, yani doğru kutucuklara X işareti koydu. Şurası. He turned to page 2. Page 2 sayfa 2'ye turned to, geçti yani. Orayı çevirdi gibi, orayı açtı. He filled in, doldurdu, the boxes for his wife, yani eşi için olan kutucukları da doldurdu. He marked an X, yine bir çarpı işareti koydu, X işareti koydu. In the correct boxes for his wife, eşi için doğru olan kutucuklara X koydu. Where do, nereye I sign my name, yani ismimi nereye imzalıyorum ya da imzamı nereye atıyorum diye he wondered, merak etti. He looked, baktı, at every page, her sayfaya looked, baktı. There was, vardı, there was no, yoktu, blank space, boş yer yoktu, to sign his name, adını imzalamak için, yani imzasını atmak için boş yer yoktu. He was done, yani tamamdı, işi bitmişti. That was easy, bu kolay oldu diye he thought, düşündü. He folded, yeniden büktü, kapattı yani. He folded the questionnaire, yani anketi yeniden büktü, kapattı. He put it, ya da katladı. He put it, onu koydu, into, içine, into the big envelope, büyük zarfın içine koydu. He sealed, mühürledi. He sealed the envelope, zarfı mühürledi. Yani tamamen kapattı, tükürükledi artık, nasıl yapıştırdı. The envelope said, zarf diyordu ki, postage, postage yani pul ücreti, posta ücreti, will be paid, ödenecek, by US Census Bureau, Birleşik Devletler Nüfus Dairesi tarafından ödenecek demiş. Liars, yalancılar diye he thought, düşündü. Another example of government lies. Government lies, hükümetin yalanlarının başka bir örneği. Who pays? Kim ödüyor? The workers at the US Census Bureau. Yani Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımları Dairesi Başkanlığındaki workers, çalışanların parasını who pays? Kim ödüyor? We do. Biz ödüyoruz diye he thought, düşündü. The taxpayers, yani vergi verenler. Vergisini veren vatandaşlar pay the workers, işçilerin, orada çalışanların ücretini öder. The taxpayers, vergisini veren vatandaşlar pay, öderler. All government workers, bütün hükümetteki, yani devlette çalışan herkesin görevini, bütün görevlerin parasını, maaşını öderler.
Who pays for all the postage? Bütün bu kargoların, posta ücretin parasını kim öder? We do, biz öderiz diye he thought, düşündü. The taxpayers, yani vergi verenler, pay, öderler for all the postage, bütün posta işlemlerini vergi veren insanlar öder. No government agency, hiçbir hükümete bağlı hiçbir kuruluş, hiçbir kurum pays, ödemez for anything, hiçbir şeyin ücretini ödemez. Taxpayers, vergi veren vatandaşlar pay for everything, her şeyin parasını öderler. The envelope should say, zarf aslında şunu demeli. The envelope should say, zarf aslında şunu söylemeli. Should burada meli malı gibi. Postage, posta ücreti, kargo ücreti will be paid, ödenecek by you, senin tarafına ödenecek, aptal demeli. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ben Kaan Muhammed Şahin. İyi İngilizce çalışmalar.